Evet, merhabalar sevgili Açık Beyin dostları. Bugün çok özel, çok güzel bir yayınla, aslında bir nevi online dersle sizinle beraberiz. Ankara'dan sevgili hocamız, üstadımız Ali Herişçi ile beraberiz bugün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Güzel sohbet. Ben kısaca Ali hocamızı tanıyanlar tanıyor zaten ama ben tanımayanlar için kısacık bir özgeçmişinden hemen bahsetmek istiyorum. Bir sanatçı Ali Herişçi hocamız. 1958 yılında doğmuş ve Azerbaycan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekoratif ve Tatbiki Sanatlar Fakültesi mezunu. 81 yılında Uluslararası Diploma Projeleri yarışmasında derece alarak programı tamamlıyor. Uzun yıllar devlet sanatçısı, ressam Mirzazade'nin öğrencisi olarak Evet. çalışmalarına devam ediyor. B. Mirzazade hocam, B'si nedir? Evet, hocamın ismi Büyük İsmi? Ağa. O Büyük yüzden Ağa de Mirzazade. Mirzazade soyadı ve bilinen bir eğitimci. Evet, O evet. bizde çok rahmetli oldu tabii. Bu arada Allah yok rahmet hayatta. eylesin. 83-88 yılları arasında proje başkanlıkları ve danışmanlıkları yapan Herişçi, 88 yılında Frankfurt, Mainz ve Hamburg'da resim, tasarım ve fotoğraf çalışmaları yapmış. Yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel sergi açan ve 1995 yılında merkezi Stuttgart'ta olan Almanya Tasarımcılar Birliği'ne seçilen sanatçı, bu çalışmalarının yanı sıra sanat danışmanlığı görevlerini de üstlenmiştir. Bugüne kadar canlı performans resim gösterilerinin yanı sıra, ki muhteşem arkadaşlar, onları inşallah bir tanesini sizler de izleme, bizler de izleme şansını buluruz. Çok uluslu çalıştay ve konferanslar düzenlemiştir. Herişçi aynı zamanda UPS'de üyesidir. Sanatçı 92-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Şu anda Ali Erişçi hocamız kendi atölyelerinde serbest çalışmalarına devam ediyor. Ve internetten şöyle bir Ali Erişçi diye bir aratırsanız zaten o tek çizgide yaptığı, bir gün bizim ofiste de yapıp bizi hayrete düşürdüğü o müthiş tarzının eserlerini görebilirsiniz. Ben bir de hocam sizin bir mottonuz var. Onu bir kısaca okumak istiyorum. Bugün Buyurun, konuşacağımız buyurun konuyla tabii ki. ilintili. Sanat öznesi için süreklilik başlığı altında. Sanat bir kurgu, bir yansımadır. Sanat bir gerçektir ama aynı zamanda sanat gerçek üstülüktür. Varlığımızı ve var olma hallerimizi anlatan bir anlamdır sanat. Algımızın içinde ve algımızın dışında var olan görsel düzlemlerin örtüşerek çatışması sebebiyle içsel gerçekliğin kendi içerisinde ifade şekline dönüşmesi sürecidir sanat. Bir anlamda kendi iradesi vardır sanatın. Kendi görgüsü, varlık şekilleri, anlaşılabilirlikte sürekliliği ve maddeleşmesi vardır. Sanat vardır ve hep olmuştur. O kendinin anlaşılabilirliğini bekler. Bu sebepten anlaşılmayan ve algımızın sınırı ötesinde olan sanatsal ifade şekilleri için söylenecek tek şey, onlar sıralarını bekliyorlar olur. Sanat felsefi anlamda bir öznedir. Sanat öznesi için süreklilik ise sanatın anlamsal mottosudur. Hocam bugün de sağ olun öncelikle vakit ayırdığınız için, bu yayına katıldığınız için. Sizinle uzun uzun yaptığımız sohbetler, hem İstanbul'da hem telefon üzerinde hem Ankara'da hem böyle ortamlarda valla bizi çok besliyor. Sizin çok enteresan bir bakış Sağ ol. açınız var. Maşallah zaman içerisinde de hem pratik olarak bu işte uğraşmak, hem bunun dersini vermek, hem teorik kısmında çok zihin yormakla geçirdiğiniz zamanların meyvelerini biz açıkçası toplamaya çalışıyoruz muhabbetlerimiz sırasında. Bugün de burada başlığımıza estetik sınırları zorlamak ve özgürlük dedik. Çünkü sizinle en son yaptığımız sohbette özellikle medeniyetimizin köşe taşlarını oluşturan bazı sanatsal dönemler, estetik üretimler vesaire dönemlerini şöyle bir inceleyerek aslında insanın estetik üretme serencamının onun özgürlüğüyle, onun sınırları zorlamasıyla nasıl alakalı olduğunu konuşmuştuk. Ben de çok ilginç bir şekilde yani daha bir iki gün önce şeyi bitirdim. Benim İnsanın Fabrika Ayarları son cilt, üçüncü cildi. Ki beşinci fabrika ayarına ayrı bir cilt ayırmıştım. Yani öbür dört ayar ilk iki ciltte anlatıldı. Son cilde tek ayar kaldı. O ayarın ismi de sınırları aşmak idi. Bu aramızda konuştuğumuz bir şey değil ama çok acayip denk geldi. Ben sınırları aşma Değil mi? konusunu yazıp bitirdikten sonra Ali Hirsçi hocayla da böyle estetik sanat ve sınırları zorlamak ve tabii ki en önemli kavramımız, ihtiyacımız olan özgürlük üzerine bir sohbet yapacağız. Ve hocam benden habersiz bir şekilde bunu söyledi. Yani biz daha önce bunu hiç konuşmamıştık. Ya dedi, bunun başlığını öyle koyalım mı? Böyle bana bir sırıtma geldi. Dedim evet, tabii koyalım, neden olmasın diye.
Zira aslında hepimizin aklındaki düşünceler çevresinde beslendiği insanlardan oluşuyor. Mesela biz de yani birçok insanla beraber Ali Hoca ile mesela benim yaptığım sohbetler muhtemelen o metinlerdeki kim bilir nelerin yazılmasına önce oldu. Dolayısıyla böyle bu tip programları seçme nedenimiz de zaten bu besleyici muhabbetlerden daha fazla insanın istifade etmesini sağlamak. Biraz böyle fikirlerin kışkırtılması, uyanması ve olabiliyorsa inşallah bu sohbetin ana amaçlarından bir tanesi olan kendi sınırlarımızı zorlayıp üreteceğimiz yeni estetikle, yeni medeniyet yaratma yolunda belki bir kıpırdanmaya sebep olabiliriz. Çünkü hocamla benim de ortak sıkıntımız biraz bu. Yani insanların bir bütün olarak kültür üretmesinin bazı şartları var. Bazı şeyleri zorlaması, bazı şeyleri anlaması gerekiyor. Ve bunun üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Hocam öncelikle biz medeniyet tarihindeki ufak seyahatimize geçmeden evvel ben sizin çok önemsediğim bir anlatınızı hemen bir sohbet konusu yapmak istiyorum. Bu estetik algıya, sanata erken yaşlarda maruz kalmak ve etraftaki insanların etkileri. Yani çevredeki insanlar o sanatla ilk küçükken karşılaştığımızda bizi nasıl etkiliyor, biz onlardan nasıl bir şey öğreniyoruz ve erken yaşlarda sanat ve estetikle ilgilenmezsek sonradan bunu entelektüel olarak öğrenebiliyor muyuz? Sizin bir anınız vardı özellikle onun üzerinden hani sizi küçükken böyle sanat galerilerine götürmeleri. Ya demiştiniz ya ben anlamıyorum niye geliyoruz biz buralara ben bu göstergesini anlamıyorum diye. O erken yaşta maruz kalmanın önemi konusundaki görüşlerinizi bir sohbet konusu yapmak isterim ilk başta. Haliyle. Çok teşekkür ederim. Bir kere değerli hocam ben teşekkür ederim bir kere verilen imkan için. Artı sözü geçen şu andaki süreçlerde bitirilmiş ve şu anda yayına hazırlanmış kitapla ilgili olarak da ayrıca tebrik ederim. Güzel bir, çok güzel ederim. Bir haber hepimiz için. Denkleşmesi bizim konuların ayrı bir keyif. Ve tabii ki daha önce konuştuklarımız vardı bu konuda. Dediğiniz gibi konumuza tam isabet edersek ve tam gelersek şu bir şey vardır. Maruz kalmak. Bu mesela en basitten şöyle bir şey. Öğrencilerimden biri bana geldi dedi ki bu kitaplar Japonca ve hieroglif yapısında yazılmış bir şey. Ben bundan bir şey anlayamam dedi. Ama tabii görsellik üzerine yapılmış bir kitap. Dedim en azından bir çevir kitabı. Sadece görselleri gör. Bu da bir kazançtır. Yani illa okumak, yani ne zaman Japonca öğreneceğiz ve ve bunu şey edeceğiz, anlayacağız konusu çok şey durduğu için, absürt durduğu için. Şimdi şöyle bir şey var. Her çocuk bir beyaz sayfadır denilen şey bir metafor değil. Bu bir gerçek. Bu konunun çok net anlaşılması lazım. Siz bu kurguyu, yani buna kurgu diyelim. Çünkü bir önceden tasarlanmış süreçler bunlar. Klasik müziktir. Gerçekten anlaşılması zordur. Çocuklar bunu algılıyor ama. Yani inanın ben de öyle düşünüyordum ama şimdi zamanla eğitimci de olduğum için şunu gördüm. Gerçekten en zor konuları mesela işte Tangazer gibi değil mi? Çok çetrefilli sahne şeyler, kurguları bunlar. Mesela şeyler daha az sahneye konulan zor eserler bile çocuklar tarafından algılanıyor. Daha sonra anlaması için sürekliliğin tutulması lazım. Yani bu süreç, algı sürecinin sürmesi için mutlaka maruz kalması lazım. Uzun süreçte olması lazım. Belki anne babalarımız imkanları olmamıştır. O kadar da derin, o kadar da rafine eğitimlere maruz kalmamışlardır. Hiç önemli değil. Bilinçli olarak kitaplar sayesinde çevresel bir sürü bilgileri de algılayıp kendileri çocuklara aktarabilirler. İlk aktarma sadece okumak değil. Kendilerinin anlaması meselesi de değil. Çok ilginç. Sadece maruz bırakmaları lazım. Dediğim gibi çocukken izlediğim, büyüklerimle beraber izlediğim bir film vardı. Sizinle onu konuştuk. Bu filmi ben anlamadım tabii. Çok sanatsal, kurgusal bir filmdi. Çok kreatif bir tarafı vardı. Siyah beyaz bir altın avcısının işte Bonanza'da, Amerika'da yaşadığı bir dramaydı. Maddeyle olan
sıkıntısı ve sonuçta hayatını kaybetmesi ve elinde hiçbir şeyin kalmaması gibi çocuğa aşan metaforlar bunlar, öyle diyelim. Ama büyüklerin bu filmden hoşlandılar ve anlamlı bu konuda konuştular. Ben onların anlamlaştırmasını anlamlaştırdım kendim için. Ve bu film doğrudur, ben bunu beğeniyorum kanaatine geldim. Ha, yani büyükler, ya, güvendiğiniz kişiler sevdiği ve beğendiği için ben de beğenmeliyim, ben de bunu anlamalıyım duygusu oldu. Anlamalıyım kanaatine geldim ve benim için anlamlı bir katman oluşturdu. Ama içleriyle olan ilişkinin kurulması imkansız o yaşlarda. Yani benim kastettiğim bunlar 5'li, 6'lı, 7'li, 8'li yaşlardaki dönemlerdeki duruma göre tabii ki o yaşlarda yani 5 yaşındaki çocuğun 6 yaş, 7, 8 yaşlarında ciddi hızlı bir gelişmesi oluşuyor. Ve burada doğruları algılamasını sağlamak lazım. Bunlar sağlanırsa ayrı bir düzlem oluşuyor ve bu düzlem kendisi kendi strüktürünü oluşturmaya başlar. Siz bunu beslersenizse, ki bunlar seyahatlerdir, bunlar müzelerdir, bunlar birçok aktiviteye gitmektir. Sizin davranışlarınız, konuşmanız, kibarlığınız, nazikliğiniz, ifadeniz, eğitiminizin seviyesi kesinlikle çocuğu etkiliyor. Ve bunu hocam, yaşatmakla. Zaten, dil öğrenirken de biz aynı bu dediğiniz gibi öğreniyoruz aslında. Dil öğrenme mekanizmasına bakarsak, yani o ailemiz, etrafımızdaki insanlar, büyükler bir şey seslerle iletişim kuruyorlar. Ve onların anlaşmasında kullandıkları o dilsel, sessel örüntüleri biz çok büyük bir ustalıkla içselleştirip çözüyoruz. Ve onlar gibi kullanmak istiyoruz. İşte şivemizi bile ailemizden almamız aslında o kalıbı öğrenmemizden kaynaklanıyor. Aynı dil öğrenmeyle, sonuçta estetik de bir dil. Birazdan konuşacağız. Hani sanat da, semboller de, onlar da bir dil. Ve dolayısıyla bu dili çözmek için o dili kullanan insanlarla beraber bulunup ona maruz kalmak aynı dil öğrenmek gibi aslında. Çok bir farkı yok. Aynen katılıyorum. Şöyle ki dediğinize kuvvet olarak, şimdi bu süreçlerin çok iyi anlamda, kreatif anlamda manipüle edilmesi lazım. Yani siz bunu sadece akışına bırakarak değil de bilinçli olarak yaparsanızsa bu belli bir estetik, mesela benim resim sanatıyla ilgilenmemin arkasında Ermitaj Müzesi yeter. Yani Ermitaj'ı görmem benim için estetiği çok farklı bir şekilde, anlamlı şekilde getirdi. Ve her insanın kendi space'inde, kendi evreninde, öyle deriz ya, akademik şeyde hep kullanılır. Kendi evreninin oluşturma süreçleri vardır. Orada bir maksimumlar vardır. Sizin estetikle olan ilişkiniz, güzelliği nasıl tanımladığınız, estetik derken de önce çocukta tabii ki güzelliğin tanımı, dengenin tanımı, armoninin tanımı, huzurun tanımı. Sonra ki insan doğuştan zaten resim yapar, bunu da hatırlarsanız biraz çok konuştuk. Şöyle ki kaya resimleri ve ilkel insanın yaptığı resimler gerçekten inanılmaz bir estetik şey taşır, kompozisyon dengesi taşır. Ve çok ilginç bir tarafı da var bu işin. O yıllardaki, o arkaik dönemlerde farklı kültürlerin öbek öbek dediğimiz şekilde gelişmesi vardır. Yani bunların arasında bir iletişim yoktur aslında. Ama dikkat edin, çizilen resimler, oluşturulan görüntüler ve görseller sanki bir üslup bütünlüğü içinde yapılmıştır. Yani aynı aşağı yukarı dönemsel ifade şekilleri bunlar. Bunlar resim değil. Bunlar ifadedir. Yani evet. Resmin temelinde bu vardır. Yani insanın kendini ifade etmesi. İnsan doğuştan dans eder, doğuştan yüzer. İnsan doğuştan resim yapar. İnsan doğuştan kendini ifade etmek ister. Bunun için de çeşitli doğanın ona verdiği, varlığın ona verdiği bu yetilerle yapmaya çalışır. Bunlar ben eminim ki devam ettikçe gelişir, kullanmadıkça da unutulur ve söner. Aynen. Kendi içinde insanın gelişmesinde aktif ya pasif rol oynar. Hocam çok, bu çok iyi bir yere bağladınız. Ben mesela insanın fabrika ayarlarında, insanın serencamını anlatırken
Biz antropolojik olarak da malum 300 bin senedir burada olan insana Homo sapiens ama son 50 bin senedir burada olana da Homo sapiens sapiens yani modern insan diyoruz. Onun başlangıç noktası da işte en eski 47 bin yıl öncesine tarihlediğimiz mağara duvarı resimleri. Yani son 50 bin yıldır insan dediğiniz gibi doğduğu andan itibaren somut dünyaya bakıp soyut bir şeyler hayal edip o soyut şeyleri tekrar somutlaştırarak sanat yapmayı bir şekilde öğrenmiş. Ve bunu da işte ilk bizim bulabildiğimiz kanıtlarıyla mağara duvarlarına resmettiği şeylerle yapmış. Ben bu arada sizin seçkiniz olan görüntüleri de açtım. Bu dünyanın çeşitli yerlerinde mağaralarda bulunan çizimler, oymalar, figürler, semboller. Onlara dair çok güzel resimler gönderdim. Bu arada bu resimleri size gösterdim, resimlerin hepsini Ali Herişçi Hoca bana yolladı konuşmamızdan önce. Dedi ki bunların üzerine konuşuyoruz. Bir tanesi var hocam, bu dans eden insan figürleri. Azerbaycan'daydı galiba. Aha, Azerbaycan'da Bakü yakınlığında, ben Azerbaycan kökenliyim biliyorsunuz. Evet. Şimdi Bakü yakınlığında bir Kobustan diye bir yer var. Orada bir tamamen resimlerle süslenmiş bir dağ yapısı var. Yani sadece bu değil tabii ki gördüğümüz. Ama bu şöyle diyelim, oranın sembolü ve maskotu özelliğini taşıyan bir kompozisyon. Ve bunu çocukken fotoğraflamıştım. Kendi şeyinde, hatta o negatif bende hala duruyor. Güzel bir anı. Buradaki dans sahnesi çok içtenlikle ve nasıl söyleyeyim, o kadar safça, bence en doğru kelime bu, o kadar safça yansıtılmış ki insanı mahcup eder. Yani evet. Nasıl insanı çocuk mahcup ediyorsa kendi dünya görüşüyle, saflığıyla, dürüstlüğüyle, bu resim sanatında da bu yansıma vardır. Bu resim benim için bir anlamı vardı. O yüzden de bu kompozisyonu size göndermiştim. Çok güzel. Bu da gene prehistorik dönemlere ait. Bu bizon veya işte büyük baş hayvan çizimleri diyelim. Bunlar genellikle 12 bin ila, yani daha doğrusu 17 bin ila 40 bin senelik bir aralığa yayılıyor. Hocam ben bunlarla ilgili bir dönem çok kitap okudum. İşte Dünyanın En Büyük Sırrı, Mağara Ressamları falan gibi kitaplar var hala bende. Şimdi orada genellikle bu resimlerin hala ne amaçla yapıldığını tam bilmediğimizi görüyorum. Yani net bir sonuç yok ortada. Büyük oranda bir mesela ritüel gibi, hani bir nevi dua gibi, insanların görmek istedikleri av manzaralarını ya da işte bulunmak istedikleri gelecekteki durumu resimlere yansıtarak hayal etmeleri veya işte o konuda dileklerde bulunmaları gibi anlamlar var. Bu arada çok acayip yerlerde bulunanlar, yani çok derin mağaralarda, ışığın falan ulaşmadığı yerlerde kandiller falan yakarak o kandillerden düşen gölgeler üzerine yapılan çizimlerden falan bahsediliyor. Yani bayağı sofistike teknikler falan kullanmışlar. Ve böyle ta o zamanlardan, yani sebebi belirsiz, yani neden yapıldığını hala tam bilemediğimiz ama izlerini bulabildiğimize göre insan kültüründe çok yaygın olarak kullanılmış bir yöntem. Bir de esas beni çarpan, yaklaşık 30 bin yıl boyunca sürmüş bu. Yani çok büyük bir değişiklik görmüyorsunuz. Neredeyse 25-30 bin yıl boyunca dünyanın değişik yerlerinde ama özellikle Kuzey Avrupa, işte şimdiki Asya, Kuzey Asya ve Doğu Asya, Batı Asya bölümlerinde çok fazla miktarda böyle buluntu var ve yani aralarında mesela 10 bin sene geçiyor, 20 bin sene geçiyor, tarzda çok büyük bir değişim olmuyor. Yani demek ki böyle insan kültürlerinin ortak olarak paylaştığı o dönemde, ki insanların en yoğun yaşadığı yerler, bir ortak dil gibi. Sizin bir şeyiniz var mı? Teoriniz var mı? Yani insanlar bunları niye yapmış olabilirler acaba? Size bir örnek vereyim. Şimdi evde ben her tarafta resim yapardım. Böyle duvarlara ve mobilya üzerine. Yani Allah rahmet eylesin, büyüklerim bana bu imkanı vermişlerdi. Şöyle ki çok başarılı olduğum resimler tadilat, tamirat sırasında boyanmıyordu. Onlar böyle çerçeve gibi duvarda kalıyordu. Birinin yanında şeyler yazılmış. Çocukça şöyle alfabeye yazmayı yeni öğrenmişim herhalde. Tralala, lalala, lalala gibi yazıyor. Ben de anneme sordum da şey demiş. Önce çocukken düşünmüyorsunuz ya bu tür şeyleri. Yani gözünüzün önündedir ama o sorgulanmadı. Daha sonra sordum anneme ki bu nedir bu?
Dedi ki sen bir şarkı öğrendin. O şarkının müziği bu. O şarkının müziği dedi. Ben de şimdi bunun kendimce ifade ettiğim o abivetür hiçbir şey ifade etmiyor. O müziğin ne olduğu da gitmiştir de. Ama onu nasıl ifade etmişim, nasıl belgelemişim? O şekilde belgelemişim. Yani yazı öğrenmişim herhalde. Hocam çok güzel. İlkokulda da benim sevdiğim şarkıları yazdığım böyle bir defter var. Nota bilmiyorum hepsine nı 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 diye. Ve zannediyoruz ki bu şekilde bellekte kalabilir. Şimdi kadim insanın, ilkel insanın, öğrenen insanın, ki o dönem öyledir, öğrenme dönemimizdir. Yani kolektif öğrenmede ifade şekillerimizdir. Bu ben eminim ki onlar bunları çizerken, yani oluştururken de kompozisyonları, bunlarda bir gelecek için bir informatif anlam taşıyordu bu. Hem törendi, hem törenin belgesiydi, hem biz buradayız, burada varız diye bir imzaydı. Aynı zamanda oluşturdukları bir dildi, yani yazı öncesi bir ifadeydi. Dediğiniz gibi o nınını dediğimiz şeyin kesinlikle %100 anlaşılabilirliğini düşünerek bence bir ifade şekilleri mevcuttur. Yani tabii bir de unutmayalım, bu yazı, bu anıtlar öyle diyelim, bu tür yazısal anıtlar ve ifade anıtları dünyanın birçok yerinde vardır. Her tarafta bu belgelenmiş değildir. Aynen öyle. Çünkü biz bugünkü görüyoruz, renkli şeklini görüyoruz, işte beyaz kaya resimlerinin birçoğu daha sonra müze ve bakım üniteleri tarafından belirginleştiriliyor. Yani normalde o kaya resimlerini siz göremezsiniz. Belli bir ışık açısında siz sadece oyukları ya da o lekeleri evet. keşfedebilirsiniz. Evet. Şimdi birçok yerde o lekeler de kalmamıştır ama oyulmuşsa oyukların hafif çiziklerin yeri tebaşırla ya da özel boyalarla doldurularak o görüntüleri elde edebiliyoruz. Bu hocam, dünyada benim kanaatim çok çok yerde vardır da ama birçok yerde bunu belgelememiştir ya da anlamlı görmemiştir. Hocam bu Göbekli Tepe zaten 12-13 bin sene geriye tarihleniyor ya, Urfa Göbekli Tepe'deki buluntular. Evet. Hala onlar bile mesela oradaki sembollerin ne olduğu konusunda bir türlü çözemedik. Zira hani yazı öncesi medeniyette dediğiniz gibi o bizim lalalalar, nınınılar gibi o zamanın insanının kesin anlaşılır diye. Çünkü kendi dilinde bir şey yazıyor ve o zamanın diğer insanları bunu anlıyorlar muhtemelen. Ama biz arada bu dil bariyeri koptuğu için hani aynı lisanı, aynı sembolizmi paylaşmadığımızdan belki de onlara hala bir anlam veremiyoruz. Anlam verebildiklerimiz daha ziyade işte bu yazının icadına denk gelen Antik Mısır medeniyeti gibi ya da ondan sonraki yani 3-5 bin yıl dan bugüne kadar olanları biraz daha rahat anlayabiliyoruz ama 8-10 bin yıldan önce kalanları pek fazla anlamlandıramıyoruz. O da o ifade biçimiyle aramızda bir köprü yok gibi gözüküyor. Ya, köprü yok ama çok ilginç var tarafı, yani onu unutmayalım. Bu resimler sanki aynı ekip tarafından yapılmıştır her tarafta. Üslupsal bütünlük inanılmaz. Evet, çok ilginç. Aynen öyle. Yani ben bu, aslında analiz okumadım ama Göbekli Tepe'deki şeylere bakıyorum. O Göbekli Tepe'deki desenlerin kastlarına bakıyorum mesela. Ya bence mağara duvarı resimlerindeki stille çok benzeşen şeyler var içinde. Bu kertenkele figürleri olsun, oradaki erkek figürleri mesela. Enteresan bir şekilde kadın figürü hiç yok Göbekli Tepe'de. Hep erkek figürleri var. Değil mi? Onlar çok benziyor mesela o diğer mağara duvarında yapılan. Hani ben uzman olmayan bir gözle bakıyorum ama öyle bir ortak nokta gözüküyor. Şimdi bu süreçten sizinle de şey ettik daha önce istişarelerdeki şeylerde, bunlardan daha sonraki süreçler, yani bu mekanizma öyle diyelim ya, etkileşimli mekanizma ve bizim kolektif öğrenme mekanizması içerisinde maruz bıraktığımız ve bizim yani sadece maruz kalmak gibi bir durum söz konusu değil, maruz bırakmak kültürü de oluşmaya başladı. Zaten bu görüntüler bir sonraki kuşakları maruz bıraktı bu şeylere. Ben bu arada gönderdiğiniz Mısır ve Luxor resimlerini açtım. Evet. Ben mesela 80'lerde Mısır'daydım.
şimdi şu beni Mısır'da şu şaşırttı. Tabii ki gördüğümüz o yalın mimari, o şey ihtişamlı görüntüler, özellikle daha önce fotoğraflarda, albümlerde gördüğüm şeylerde orijinallerini görünce şaşırdım. Bir kere eski kültürün renkli örneklerini ya da renklendirilmiş şeylerini, detaylarını görünce şaşırdım. Çünkü bana çok frapan geldiler. Renk olarak. Evet. Biz normalde şöyle görmeye alışmışız. Evet. Yani evet. Böyle heykeller. Yalın yalın böyle Hollywood filmi gibi değil mi şeyleri? Aynen öyle. Eski, hocam bu sanıyorum yani, tekrar rekonstrüksiyonu gibi değil mi? Dijital yani. Evet bunlar evet. Evet. Bu gördüğümüz rekonstrüksiyon. Ama unutmayalım ki bunlar da dönem dönem değişirdi. İlk baştaki, şimdi bir tasarımcı olarak ve bir mimar torunu olarak ben farkındayım ki bu yapılar, mesela şimdi gördüğümüz yapının kendisi, işte ne kadar doğayla uyumlu ve landşaftla, yani zeminle ne kadar uyumlu ve anlamlı bir yapılardır bunlar. Bunların hepsi yalın anlamda bir mimar tarafından çok bilinçli olarak yapılmıştır. Yani bunların boyanmasına falan gerek yok. Kesinlikle bu o zamanın insanın algısına göre adapte ediliyordu. O yıllarda da bu varmış demek ki. Elitsel grubun yalın tasarımı ve toplumun talepleri var. Renk biraz talebi daha var. Frapan tasarımlar. Evet. Yani bu demek ki o yıllarda bile bu oluşum oluşmuştur. Yani daha doğrusu bu şartlar oluşmuştur. Ve kesinlikle, çünkü mümkünü yok bu kadar yalın yapıyı. Mesela Yunan heykellerinde de aynı problem. Sizinle belki onu konuştuk, hatırlamıyorum. Bazı heykellerin üzerinde şey bulunuyor ya, renk komponentleri, pigmentler bulunmuş. Evet. Düşünün ki o yalınlığa sahip, o güzellikteki işte mesela Apollon ya da Venüs heykelleri insan teni rengiyle boyanıyorlardı. Yani plastik, bugünkü plastik heykeller şeyine, denklemine getiriliyorlardı bir anlamda. Onları o şekilde aklımda bile canlandıramıyorum. Demek istediğim, şimdi ise şeyi görüyoruz. Bu tapınakların yapısallığını görüyoruz değil mi? Şu o zamanki olarak. Orijinal plan yaklaşık. Orijinal planı. Bir de bugünün mimari mantığından hiç uzak mı? Değil. Evet. Bu çok zaten hani belli bir geometrik ve ekonomik yola oturtturulmuş. Evet. Rasyonel tarafı var. Evet. Rasyonel, pratik. Şu sütunlar anlamlı. Acaba şurası mı? Şurada gördüğümüz alan herhalde. Aha. Evet evet. Bakalım. Orayı zannediyorum şey diyorlar. Kastediyorlar ama tam emin değilim o hı-hı konuda. Ama şöyle bir şey var. Mesela Mısır'da bu gördüğümüz şu andaki fotoğraf tadında relatif olarak görebileceğiniz çok yer vardır. Tabii renkli kaplama, yani alçı ve şey kaplamalar sütunların ta yukarılarında 80'lerde hala bile mevcuttu. Hatta hatırlıyorum, bazıları kendini bilmezler, bunu turistlere satmaya bile çalışıyorlardı. Nasıl beceriyorlarsa o yüksekliğe çıkıp o parçaları nasıl koparıp satıyorlar, öyle mi? Satıyorlardı. Osmanlı dönemindeki postkartlar vardır Mısır'ı anlatan. Mesela onlarda biz sütunların üst taraflarını hala renkli görebiliyorduk. Evet, yani orijinali herhalde bu resimdeki gibi değil mi? Şu hatta öyledir, evet. Öyledir ama yine dediğim gibi bir bu kadar süslemeye gelene kadar mimar bunu düşün, bunu siyah beyaz düşünün. Evet. Şu görüntüyü, o renkleri kaldırın. Kesinlikle çok yalın, minimalist, çağdaş bir Japon şey var, mimar var, Ando. Onun yapıtlarını hiç aratmayan kadar yalın ve net bir yapılar bunlar, değil mi? Yani Mısır medeniyetinin o zaman hani bayağı bir şey ya, bölünmüş oldu. Ben mesela bunu bilmiyordum. Yani halk tipi mimari biraz daha böyle, hani nasıl diyelim, azıcık daha abartılı renkler, daha kiç bir görüntü, ama saray kısmı, hani böyle soylular biraz daha efendim, daha sade ve tabiatla bütünleşik şeyler yapıyorlar yani. Bu şeyin şimdi bunun kanaatı nereden? Çünkü bunu yapabilen birisi buna ihtiyacı duymaz. Evet, süsleme değil mi? Biraz kısıtlılıkla alakalı galiba. O
şimdi onu nasıl söyleyeyim, nesnel var, bir de bunu sevdirelim derdidir bu belki. Hocam ben hemen aklıma şey geliyor şimdi, hani siyaseten doğru mudur söylediğim bilmiyorum ama mesela Türkiye'deki camilerin genel yapılış ve süslenişler. Ben şimdi bir Ankaralı olarak Ankara'da yıllardır rahatsız olduğum bir şey vardı. Ankara'daki camiler hep İstanbul'daki Roma mimarisinin replikası gibi yapılıyor. Halbuki Ankara daha Selçuklu şehridir mesela köken olarak. Evet, tabii ki. Bir Erzurum'daki, Kayseri'deki gibi kümbet vesaire yapılarını pek görmeyiz. Bir de camilerin içi anormal renkli süslemeler. Yani her taraf. Şimdi mesela ibadet mekanında böyle biraz daha konsantre olmayı beklersiniz ya. O konsantrasyon aslında bir taraftan da ciddi bozucu bir şey. Böyle her taraf caldır caldır hatlar, süslemeler, tesipler böyle çok yoğun. Hatta şu anımı da paylaşayım. Rahmetli İhsan Doğramacı'nın öncülük ettiği ve vasiyet üzerine şimdi kabri de orada, Bilkent'in girişinde bir Doğramacı Camii var. Mesela o cami ilk açıldığında birçok insan hiç hoşlanmadı. Çünkü son derece böyle biraz modern ve minimalist tasarımla yapılmış, bayağı fütüristik bir mimarisi olan. İçeride de böyle hatların falan çok az yerde, işte ayetlerin falan bazı duvarlarda bulunduğu böyle düz bir tasarım var. Ve birçok insan buraya alışamadı mesela ilk başta. Fakat özellikle eğitimli kesimin, hani üniversite mensuplarının falan o tasarımı daha çok beğendiğini gördüm mesela. Hani oh be dediler, böyle ne kadar güzel olmuş falan filan diye şey yapanlar da oldu. Şimdi siz bunu anlatınca sanki böyle bir eşleriklik kurdum kafamda. Bilmiyorum yanlış mı yaptım ama. Yok yok, estağfurullah. Bir kere tabii ki ben sizi çok bizimle daha evvelki konuşmalarımız, görüşmelerimiz de oldu. Bilmeyenler bilsin ki siz mesela halkımızı ne kadar sevdiğinizi, sonra o medeniyetin kültürolojik şeyleri ne kadar severek irdelediğinizi ben biliyorum. Eyvallah. Yani onu biz şey yapmıyoruz. Yani orada ayrışım yapmıyoruz. Sadece tespitler var burada, değil aynen, mi? Aynen öyle. Yani toplumu izlemek için bunlar işaretler aslında. Yani neredeyiz, hangi durumdayız, ne tarafa doğru gidiyoruz gibi aslında bir izleme yapmaya çalışıyoruz. Yani burada tabii ki burada bir şimdi şöyle minimalizmin kendisinde mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Sizin söz temayı unutmuyorum. Ona hemen döneceğim. Çin sanatının bir sergisi vardı yıllar önce. Ben bir onu ziyaret ettim. Çok şaşırdım. Çok yalın tasarımlar, inanılmaz güzel kurgulardı ve zanaati tarafı da mükemmeldi. Ama inanılmaz frapan renkler vardı. O kadar frapandı ki ya gerçekten rahatsız eder insanı ve şeyden çok caydırıyor. Yani nesneyi sevemiyorsun neredeyse. O ejderhalarının falan rengarenk böyle şeyleri değil mi, işlemeleri? Evet evet. O gerek var mıydı diye düşünüyorsunuz da ama o da kültürün bir parçası. Bir de biz unutmayalım, biz süreçteyiz hala. Biz bitirmedik ki. Öyle bir cümle var ya, yeni başlıyoruz diye. Aslında bu bir sürecin bir parçası. Yani o yüzden de şimdi gerçekten yalın çağdaş mimari örnekleri çok var şimdi. Onu da görüyoruz. Sizin dediğiniz gibi mesela Ankara'daki ve İstanbul'daki camiler, işte Bizans döneminin şey yapıları, oradaki olan göndermeler, daha önceki medeniyetlerden olan esinlemeler, teknik mecburiyetten de kaynaklanan kurgusal yapılar. Şimdi onlar semboller farklı ama yapının işte kemerler daha eskiden de vardı. Bunlar sadece şey için değil ki, portallar değil, giriş kapıları ötesinde su yolları vesaire, bu kurgular ve teknik çözümler olmasaydı bu yollar da yapılamayacak. Şimdi bütün bir tasarımcının şeyine geldiğiniz zaman, atölyesine ya da bir mimarın atölyesine, bunu görüyorsunuz ki orada çok önemli bir konu, yapıtın varlığını sürdürebilmesi ve oluşturulabilmesi süreçleriyle uğraşıyor oradaki kimse, mimar, öyle tasarımcı. Şimdi bunu dönüştürmeye çalışıyor. Ve bunları yaparken tabii ki esinleme, bir de şöyle bir şey var. Siz mesela cami derken mutlaka belli bir şey algısı oluşuyor. Projeksiyonunuz vardır. Toplumsal bunun takdiri de vardır. Mesela çok güzel cami tasarımları vardır. İstanbul Sancaktepe'de değil mi? Evet. Bir cami vardır. Hatta çok ödüllüdür o tasarım. O mimari yapı.
Mesela o yalınlıkta maalesef yapı azdır. Ya yani bir tasarımcı olarak tabii ki ben yalın yapıları çok seviyorum şeyi de. Ama tabii ki konu sadece yapının kendisi şeyi değildir. Yani mesela şu anda Ayasofya'yı görüyoruz doğruysa. Hocam bunu şunun için açtım. Sizle en son konuştuğumuzdan bir iki gün sonra bir arkadaşımızla işte bahsederken İstanbul'daki mimari yapıların Anadolu'da niye tekrar edildiğine dair. İşte 500 küsur yıllarında ilk inşa edilen dünyanın ilk kilisesi, ilk resmi Hristiyan tapınağı burası. Ve bu Ayasofya'nın kubbesi yüzlerce yıl boyunca, hatta 600-700 yıl boyunca replike edilememiş. Yani bundan bir tane daha yapılamamış çünkü o kadar büyük kaynağı bir araya getirecek bir ekonomik güç yok. Yani bu çok büyük masraflı bir şey ve aynı zamanda böyle bir kubbe yapısının ve böyle bir işte ne bileyim o tonozlar üzerine yerleştirilmiş böyle devasa bir yapının inşası mimaride ve kültürde bir ulaşılacak üst noktayı temsil ediyor yüzlerce yıl. Ve tabii ki işte İstanbul fethedildikten sonra işte birazdan konuşacağız. Özellikle Mimar Sinan'ın bu Roma mimarisinden aldığı esinler, onu İslam mimarisiyle birleştirmesi ve bugün bizim bildiğimiz İstanbul'daki işte o yeni dönem camilerin temelini oluşturması, yeni tasarımlar yapması aslında biraz da şu mantıkla ilerliyor. Yani biz artık bu noktaya eriştik. Bu kubbeler gibi kubbeler, bu tapınaklar gibi tapınaklar yapabiliyoruz ve işte Osmanlı mimarisi biraz o kubbeli camilerimiz aslında bu İstanbul'un fethinin getirdiği bir Roma'yı devralma psikolojisinin devamı gibi. Bir de şöyle bir şey var. Oradaki kişilerin yani halkın bir yere gitmediğini de biliyoruz. Yani onlar aynen burada. Yani aramızda. Öyle diyelim. Şimdi o dönemi iyi algılamak lazım. Bir de o zamanın mimarisinde özel bu tür yapılarda özellikle şöyle bir şey vardır. Çözümler süreçte geliştiriliyordu. Bunu evet. Şimdi Ayasofya'yı çok aramızda birçok insan ziyaret etmiştir, görmüştür. Ayasofya'nın kendi içerisinde tarihini de anlatırken özellikle mimari tarihinde onun mimarlar o süreçte birçok şeyi geliştirmişlerdir. Daha sonra sürece göre kendi mimari yapının katman katman ilerlettikçe orada çözümler de bulmuşlardır. Mesela oradaki sütunlar ve galerilerin arasındaki ilişkiyi kurmak için, o ağırlığı taşıyabilmek için. Oradaki distortionlar hala gözümüzün önündedir. Yani görüyoruz ki orada bazı şeyler çok zorlama olmuştur. Ama o şartlarda da bunu nasıl çözeri diye yolları bulunmuştur. O riskleri, o boyuttaki riski kimse alamaz. Konu sadece şey değil, masrafın kendisi değil. Riskin alınması. Çünkü çökme ihtimali... Bir cesaret hamlesi aslında değil mi? Büyük evet, bir cesaret riskler hamlesi vardı. Bugün şöyledir, siz yaparsınız masraftır o. Çökme riskleri çok düşüktür. Yani çok ciddi hatalar yapmanız lazım. Ya da ne bileyim, büyük bir afet yaşanması tabii inşaat lazım. Teknolojisinin bu kadar geliştiği bir zamanda, doğru. Ya bu değil. Yani biz aşağı yukarı biliyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Sonuç itibariyle bunun olabileceğini de biliyoruz. Ama o dönemde öyle değildi. Yani yapma ayrı bir şey, proje çok farklı bir şey. Yapıldıktan sonra ya da yapım sırasında çökme büyük bir ihtimaldi. Mesela büyük gotik yapılarda da bunun çok örneğini görüyoruz. Gotik yapılarda mesela Notre Dame'ın daha sonra belki de siz görüntüyü vereceksiniz. Notre Dame'ın kendi dış kemerleri görüyorsunuz, dış kemerleri görüyorsunuz değil mi? Onlar daha önceki gotik yapılardan kopyadır bu. Ama evet, bunlar olmadan o duvarlar dayanamaz. Bunlar estetik gibi duruyor ama bunlar aslında mecburi. Dayanak noktaları. Tabii. Bu bir mimari ve konstrüktif bir ihtiyaç. Bu konstrüktif ihtiyaçlar da süreçte doğmuştur. Ve süreçte bu şekilde güzelleştirilmiştir. Evet. Yani bunun belgeleri var. Şimdi bunu biz varsaymıyoruz. Orada yazışmalar var. Orada bütçe aşma var. O yüzden de unutmayalım. Bunlar biz 10 sene, 20 senede değil. Bunlar daha uzun sürelerde yapılmış evet, yapıtlardır. Evet. Mükemmellikleri de ondandır zaten. Siz yaklaştığınız zaman bu nesnelere, kapısından girdiğiniz zaman, yaklaştığınız zaman mesela bu Ayasofya'da da bunu hissedersiniz. Orada bir asırların verdiği, zamanın
nasıl söyleyeyim, bedenleşmiş halini görmüş oluyorsunuz. Mesela eski camilerde böyledir. Şeyde de bu Notre Dame'ın vitrayları, bu vitrayların alt şeyi temas eden, konstrüksiyona temas eden bölgesiyle üst bölgesi arasında kalınlık farkı vardır. Çünkü cam zaman içinde... Şurasıyla şurası mı hocam? Yani altıyla üstü arasında. Üstü arasında fark var. Cam akmıştır. Bakın cam akmıştır. Yüzlerce yılda. Tabii. Evet evet. Yer çekimi şeyinde alt boyutuyla üst boyutu arasında inceliğinde, kalınlığında farklar oluşmuştur. Evet, cam zaten hocam sıvıya yakın bir form. Yani tam olarak evet, katı değil. Evet. Evet, ama tabii bu kadar bir zamandan konuşuyoruz. Bu kadar bir şey, bir de evet, bunun estetik kaygıyla ve ötesi mükemmelleştirme dediğimiz süreçleri de vardır. Bir de unutmayalım, bu yapıtlar hemen bitmedi. Bugünün inşaatları gibi bitmemiştir. Bunlar aynen, daha sonra 10 yıllarca projenin makul boyutuna kadar getir, yani kıvamına gelene kadar da geliştirilmiştir. Evet hocam, biz Sırbistan'da, Belgrad'da bir Avrupa'nın en büyük kilisesi olmak üzere 30 yıldır, 40 yıldır yapılan bir yere gittik. O bile bu dönemde çok uzun sürüyor. Daha inşaatı bitirememişler. O savaştan sonra bir kalmış falan filan diye bir içini gezmiştik. Devasa bir yerdi ama böyle Ayasofya ile yarışacak bir yerdi yani. Sanıyorum bir Ortodoks kilisesi olacak. Ben çok bilmiyorum mezheplerin, tapınaklarının özelliğini ama biraz bana çağrıştırdığı oydu. Çok devasa bir şey yapıyorlardı ve yıllardır bitirememişlerdi ki o zamanları düşünmek bile istemiyorum yani 500-600 yıl önce. Bambaşkadır tabii. Şimdi Gaudi'nin o meşhur kilisesi var ya Barcelona'daki, o hala bitmedi ya, bitiyor, evet, bitireceğiz. Evet. Biter. O projenin kendisinin süreçselliğinin çağdaş boyutunu yaşıyoruz mesela o yapıtın içerisinde. Hocam ve bir de şu Sagrada Familia vardı ya. Bir Sagrada Familia diye bir yer var ya, ev. Aha, evet evet. O da yine Gardin'in. Onların şeyin tabii üslupsal bütünlüğü ve tematik şeyler yapılıyor. Hatta bunun için tabii öyle bir yapı ki Gaudi'nin yapıları bütün standartlar dışı, bütün tahammüllerin dışı olduğu için süreçsel de bu kadar uzun sürüyor. Konu tabii bu tabii kilise, cami ya da sinagog olması meselesi değil bu. Bu bir yapıtlar, bu bir ifade şekli. Aynen. Yine başa dönüyoruz sizinle. Yani bu sefer toplum kolektif olarak nasıl kolektif resim yapıyordusa, kolektif bina yapıtları şeyine girdi, arayışlarına girdi. Benzeyiş bundan. Ne kadar kaya resimlerinin kendi içerisindeki insani akışları birbirine benziyorsa estetik olarak, daha sonra iletişimin de arttığı, işte birbirinden etkileşimin de arttığı dönemde de sizin dediğiniz gibi Osmanlı mimarisinin kubbeleri, yapıları hem şeyi gösterir, medeniyet seviyesini gösteriyor, tespittir bu. Diyebiliyor ki ben de bunu yapabiliyorum. Hatta bir tane değil, daha iyisini yapabiliyorum. Daha fazlasını yapabiliyorum. Bu o yıllardaki, evet, o yıllardaki toplumsal medeniyetler arasındaki ilişkilerle de ilgilidir. Bir de bugünkü gibi değil. O zaman medeniyetler çok daha iç içe. Bugün çok ayrışma vardır. Çok ilginç. Dünya çok entegrasyona girmesine rağmen ayrışma da çok fazla. Şeyde biz tabii ki o detaylara girmeyelim. Mesela o yıllarda bir medeniyetlerin, belli bir kültürlerin, belli bir devletlerin din değiştirmesi, başka dinleri kabul etmesi, onu şey etmesi imkanı da vardı. Yani düşünün bu kabullenişlerin ve entegrasyonların yaşandığı bu harcın oluştuğu dönemlerdir. Hocam bu arada bugünkü insan bakışıyla bakılmaması lazım. Evet, bu Selimiye Camii biraz önce anlattığın şeyin çok benzeri şimdi aklıma düştü. Bana burada oldu. 7-8 yaşlarında, belki daha küçüktüm bilmiyorum. Babamla Edirne'ye gitmiştik. Babam bu camiye sokmuştu. Babam bu arada askerliğini Edirne'de yapmış. İşte 20'li yaşlarında. Ben hatta babam askerdeyken doğmuşum. Ondan işte bir 7-8 sene sonra tekrar beraber geldik buraya. Beni bu camiyi gezdirirken böyle hayretten aptallaştığımı fark ediyorum. Yani böyle o kadar devasa bir şeyin içindeyiz ki. Ve babamın
kendinden geçmiş hali beni çok etkilemişti. Yani o koca adamı böyle kendinden geçiren bir şeyi ben anlama ihtiyacı duymalıyım diye içimde bir şey uyandığını, şimdi biraz önce sizin anlattığınız o ailenizin filmden etkilendiğinde siz de filmi anlamak istemişsiniz ya, ona benzer bir etkiyi çok güzel yakalamıştım. Hele burada bir şey olmuştu. Şurada son cemaat kısmı vardır Selimiye Camii'nin. Onun şu sol arka tonozunda tahta bir sütun var. Orada bir ters lale var. Babam onun hikayesini anlatmıştı bana. Burası Mimar Sinan Camii yapacağında istimlak edilirken bir kadıncağızın evi varmış tam orada ve kadın vermiyormuş evine. İşte o zaman hükümdarı şey yapmış, işte görüşmeler. Kadınla bir türlü razı edemiyorlar. En son Mimar Sinan gidip konuşmuş. Kadın biz görüşmeler neticesinde demiş ki benim evimin olduğu yere bir alamet koyarsanız ben o zaman evimi veririm size. Hani caminin yapıldıktan sonra orada bir alamet olsun diye. Onun üzerinde de o ters lale işareti o kadının evini işaret ediyormuş. Şimdi bu hikayeyi 7-8 yaşında dinlediğinizde öyle büyülü bir şey gibi geliyor ki insana, ki hakikaten güzel bir hikaye ama bütün zihninizi darmadağın ediyor. Ve mesela bir de düşünün, Mimar Sinan'la adaşsınız benim gibi. O da Sinan, ben de Sinan. Yani oluşan eşleniklik inanılmaz. Ve yıllar sonra Selimiye Camii'nin 70'li yaşlarında yaptığı bir eser olduğunu öğrendiğimde, Mimar Sinan'ın 70'li yaşlarındaki ilk ustalık eseriymiş bu. O zaman da ya vakit geçti artık benden geçti bilmem ne demelerin ne kadar lüzumsuz olduğunu da tekrar öğretmiş oldu. Yani haliyle, duruşuyla, hikayesiyle, geçmişiyle ve geleceğiyle öğreten bir şey sanat. Ve bu muhteşem bir sanat eseri yani. Sizin dediğinize, siz bunları anlatırken çok güzel bir hikaye. Çok teşekkür ederim. Çok kişisel, aynı zamanda tarihle iç içe olan noktalarla çok çakışan ve kişiselleşmiş bir, yaşanmış bir hikaye. İnanılmaz güzel. Ben de bir hikayeyi hatırladım ama bu benimle ilgili değil. Ben Azerbaycan'da bunu duydum. Yani bu medeni katmanın kendi gücünü gösteren bir şey. Nazım Hikmet biliyorsunuz, o belli bir uzun dönem Rusya'da, Sovyetler Birliği'nde yaşadı. Kırım'a seyahat ediyor. Kırım'da bir cami restore edilmiş. Ve onu davet ediyorlar camini bir ziyaret et diye. Şimdi ben buradaki dine yakınlığı ya uzaklığı konusunu konuşmuyorum. Tamamen davet edilmiş bir yeni yaptığın şeyin mimarini bir gör diye. Camiden kapıdan içeri girmiş, bakmış. O kadar etkilenmiş ki bayılmış. Medeniyet öyle bir ateştir ki üstad. Hocam, çok benzer bir hikaye Ümit Meriç hanımefendi, Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç, Ankara'da annemin misafiri olarak geldiğinde, biraz önce dedim ya Ankara'da hep Osmanlı ya da Roma mimarisi tarzı camiler görürüz. Nadiren Selçuklu mimarisine öykünen yapılar vardır diye. Bir tane var çok da enteresan bir şekilde. Konutkent 2'de oranın kooperatifinin yaptırdığı bir cami var. Konutkent 2 Camii diye geçer ve çok enteresan bir tasarım var. Kimse anlam veremez ama içine girdiğinizde direkt Selçuklu tarzını hissediyorsunuz. Böyle uzunlamasına bir cami, enteresan ve böyle kubbe formunda falan değil. Annem Ümit Meriç'i gezdirirken bir oraya götürmüş. Ümit Meriç girer girmez camiye başlamış ağlamaya. Demiş annem ne oluyor? Ya demiş işte bu toprakların mimarisi bu falan filan diye kadıncağız böyle kendini kaybetmiş caminin içinde gezerken. Tabii biz şimdi onun kadar derinlikte muhtemelen bakmadım. Yani erken maruziyetimiz az olduğu için belki o şeyi hani o kadar coşkun bir heyecanı yaşamadık ama ben ne zaman oraya gitsem diyorum ya burada bir tuhaflık ve içinden çıkmak istemememe neden olan bir çekicilik var. Çünkü ben de o toprakların insanıyım ve o toprakların rezonansını taşıyan bir mimari bana sözsüz olarak çok fazla şey anlatıyor. İşte biraz bu yerel kültürün kendi sanatını, estetiğini üretmesi böyle bir aslında iletişim sağlıyor insanlar arasında. İlla profesör olmana, illa bilmem ne olmana gerek yok. Yani o seni bir şekilde bir rayda tutuyor, bir titreşimin içerisine alıyor aslında. Size nasıl söylesem üstadım, bu şeyin dediğimiz gibi biz baştan o konu vardı ya, paylaşım, etkileşim, ortak algı ve o yapabilirliğin kendi arasındaki benzerliğin kökenini bulmaya çalıştık sizinle. Bu köken daha baştan geliyor. Yine etkileşim arttıkça da, yani bugün dünya çağdaş mimarisinin de arasındaki iletişim ve benzerlik
bundan kaynaklanıyor. Hatta hiç iletişim yokken kaya resimleri niye benziyordu? Neden bu kadar benziyordu? Bu kadar iletişim varken niye benziyor? Neden bu kadar benzemeye mecbur? Değil mi? Bu ayrı bir konu. Yani bunlara siz değinmişsiniz umarım kitapta. Kendini aşmakla. Değinmeye çalıştım daha doğrusu. Evet. sanırım o şeyde bunlar bitmeyen bir nasıl söyleyeyim bir titreşim. Tabii ki şeyden tabii ki camilerin kendi bizim kültürolojik medeniyetimizin parçası olması bu dokunuşun yani kalbimizin dokunuşu kalbimizde varlar, varlığımızda varlar. Bu mesela ben mesela ilk Mısır'a gittiğinde Mısır'daki olan tarihi yapıları izlerken işte ki söylediğim gibi şeyler piramitler vesaire aynı zamanda da İslam dönemi vardır ve oradaki etkileşim, oradaki her şeyin çok yakın ve doğuma nasıl söyleyeyim benden olması da çok beni etkiledi. Mesela biz bunları, bu kodları taşıyoruz demek ki. Hem üretiyoruz, hem taşıyoruz, hem yansıtıyoruz. Bence modifiye de etmişiz zamanında. Şimdi bu modifiye etme, uyarlama, yeni durumlarda yeni ihtiyaçlara göre onları dönüştürme gibi şeylerimizin biraz zayıf olduğunu düşünüyorum. Mesela sizin gönderdiğiniz Sultanahmet resimleri arasında daha evvel benim Erzurum'da dikkatimi çekmiş olan bir şey vardı. Mimari olarak ne kadar doğrudur bilmiyorum ama şu gördüğümüz yapı mesela kubbeli esas ibadet bölümü Roma mimarisinin bir replikası gibi. Ama önde gördüğünüz avlu mesela Erzurum'da, Kayseri'de, şurada, burada, Selçuklu medreselerinde çok sık gördüğümüz ortadaki bir bahçeye açılan bu bütün medreselerin falan şekilleri burada böyle kare ya da dikdörtgen bir yapı. Şimdi burada bakın ikisini birleştirip bir işte bugün adına külliye dediğimiz bir yapı kuruyor mesela. Külliye de buralarda ders görme mekanları, derslikler, işte çilehaneler vesaire ne varsa onlar var. Burada da toplu ibadet edilme mekanı var. Şimdi mesela kiliselerde böyle bir yapı görmüyoruz. Yani onlarda bildiğim kadarıyla böyle bir sistem yok. Ama bu mesela şimdi modifiye bir mimari. Yani ihtiyaca göre oradan buradan alıp birleştirmekte çekinmemiş ama hiç de eklektik olmamış. Yani gayet güzel yeni bir bütün oluşturmuş bir yapı var. Şimdi sanıyorum biz bu cesaretten biraz uzağız. Hep tekrar etmeye çalışıyoruz eski şeyleri. Şimdi unutmayalım bir şeyi birinci olarak yapmak, birinci eklektik yapı bile kreatiftir. Aynen öyle. Ondan sonra kopyalama başlar. Tabii. Yani yani siz bir şeyi bir araya getirirsiniz. Bu yine de bir buluş, bir şeydir. Kreatif bir yaklaşımdır. Ondan sonra kopyalama dönemi başlamıştır. Sebebi de sadece sanatçılar değil, siparişçilerin dünya görüşüyle ilgilidir. Evet. Ve gerçekten herkes kolizyum ister ya. Yani evet. Kolizyum biliyorsunuz mesela her şeyle çok ilginçti. Bu arada antiparantez, kolizyum hemen bitmedi. Çok uzun süre o heykeller, galeriler sonradan eklendi, konuldu, edildi. Ve o şeklini, gerçek şeklini aldı. Ondan sonra her Romalı bunu küçük kentlerde, bunun küçük kopyalarını üretmeye başladılar. Ki illa o şekilde olmak zorunda değil, değil mi? O şimdi fark etmez. Bir de unutmayalım, büyük imparatorluklerin iddiaları büyük, imkanları geniş, parası değerli. Bunun sebeplerini hepimiz biliyoruz. Çünkü büyük evet. Yapıların büyük masrafları vardır. Büyük tasarruf ve büyük israfı vardır. Bu tarihsel olarak öyle olmuştur. Fransa'nın tarihi de böyledir. Orta Doğu'daki var olmuş eski imparatorluklerin hepsinin tarihi bu tür olaylarla dolu. Şimdi o yüzden de bir şey yaparken kesinlikle ihtişam aranıyor. Bir de unutmayalım, sizinle yine de bir konuşmuştuk. Mesela bugün İstanbul Havalimanı büyük bir liman, dünyanın en büyük limanlarından biri. Evet. Gerek var mıydı, yok muydu diye çok konuşuldu ama şöyle bir şey var. Eski kültürlerde şöyleydi, bu yapıtlar yapılırdı ve bunun çevresinde medeniyet oluşuyordu. Yani evet. Mısır medeniyetinin temeli piramittir mesela. Piramit ve bütün yapıtlar. Bütün şöyle bir organik olarak bir büyük bir şey bu. Kültürolojik yapı. Ve
eskiden de öyleydi. Büyük şeyler, anıtsal yapılar, büyük tapınaklar ve inanç merkezleri oluşturulurdu. Onlar en maksimum şekilde yapılırdı. Yani ideal boyutlara taşınıyordu. Mesela işte Persepolis'in yapısı, iddiası şeyin Yunanistan'daki, Atina'daki yapıları da tarihsel olarak katılıyoruz. Bunların hepsi bir merkez işin nasıl medeniyet cücüğü olarak tabiri caizse oluşturulurdu ve bunun çevresinde aynen o şehrin nedir, incinin oluşturma mantığıyla küçük bir çakıl taşından medeniyet oluşturmak. Ve bunun ilk şeyiydi bu, çıkış noktasıydı. Bugünkü insanlık bunu aştı. Artık kriterisel olarak farklı şeyler yapılıyor. Bunun çok güzel örneği Zaha Hadid ya da başka şey Zaha Hadid. Şu anda siz şeyi koydunuz. Evet, üstadım. Ben şimdi bununla ilgili bir soru soracağım. Andon'un yapısı. Şunu soracağım. Osmanlı döneminde cep telefonu olsaydı nasıl bir şey olurdu diye merak ediyorum. Şimdi bizim yeni estetik anlayışımız böyle tuğla gibi bir şey. Olabildiğince detaysız, işlevsel, fonksiyonel. Böyle süslemeden, tantanadan uzak şeyler daha çok ilgimizi çekiyor. Mesela modern yapılarda biraz böyle şey görüyorsunuz. Bu kimin de hocam? Kim demiştiniz? Andon'un bu yapısı olması gerekiyor. Evet, onun üslubu bu. Şu kesinlikle onun. Evet, onun yapıtları bu. Ando şey Japon asıllı, uluslararası namı olan çok yalın mimarinin şeyi. Mesela şimdi işte modern zamanların insanı olarak mesela bu beni çok hayran bırakıyor. Yani çok hoşuma gidiyor. Öbürü bana mesela boğucu geliyor. Biraz eski tip. Mesela Notre Dame falan. Danimarka'da gezerken hemen hemen Kopenhag'daki bütün kiliselere girdim çıktım ben. Orada özellikle Marmor Church diye devasa böyle bir kara mermerden yapılmış bir kilise vardı. Hepsi yani estetik olarak çok hoş, gözünüzü alamıyorsunuz falan ama böyle insanın üstüne basıyor. Yani burada yaşar mısın, ibadet eder misin diye sorsalar dönüp kaçarım yani. Öyle bir itici bir tarafı var. Ama böyle bir sadelik şu anda mesela çok daha hani bana cazip geliyor. Bunun da şeyini çok çözemedim. Hani o süslemeler de insanlar için yapılmış sonuçta. Ama mesela bana hitap... Haliyle çok haklısınız üstadım. Şöyle bir durum var bence. Bazı yapıtlar dışarıdan görülmeli. Yalın yapıtlar dışarıdan çok farklı gözüküyor ve siz fotoğraflarda bugünün insanının her yere gitme, her yerde olma şansı yok. Mesela proje dediğiniz ne ki? Bu bir boyutsal, bütünsel anlatım şekli değil mi? Yani dışarıdan dediğimiz gözle görülen vurgusu orada çünkü. Eski yapıtlar sadece dışarıdan görülmez, içinde yaşanır. İçinde yaşanmış. İçinde ibadet edilmiş. Evet, bu daha çok içten algılanması gereken bir konudur. Eski yapıtların ya da çağdaş birçok yapıtların da böyle bir kaygısı vardır. Mimarın, Andon'un kaygısı, mesela çok ilginç bir Andon'un başka bir özelliği var. Çok böyle affetsin üstadımız. Andon'un deseni çok kötü. Ama inanılmaz güzel projeler üretmiştir şey olarak. Hatta bunu Andon'un... Belki de o durum öyle sade minimalist projelere yol vermiştir. Yani desen kötü olur. Belki de. Bilmiyoruz o konuyu ama bana sorsanız bir resimle uğraşan birisi için bana çok zayıf gelmişti onun şeyleri. Ama yapıtlarla inanılmaz bir kontrasti var tabii. Evet. Ayrı bir şey. Boyutsal algısıyla ilgili. Ve Ando bu konuyu boyutsal bütünüyle ve bütünüyle görünmek şartıyla sanki biz kuşuz da gökyüzünde süzülüyoruz ve yapıtları yukarıdan görüyoruz gibi tasarlıyor. Evet. Yani yerde yürürken orası bir teknik ünitenin içinden geçmiş gibi oluyorsunuz. Hocam bu da Zeha Hadid'in Zeha Hadid bunu Zeha Hadid orta şeyi. Bu projenin özelliği bu arada evet, Kadıköy. Evet, İstanbullulara soralım bakalım Kadıköy. Tanıdınız mı diye. Şimdi Zeha Hadid tarafından stilize edilmiş projesi. Böyle bir şeydir, bir konseptüel proje. Yani evet. Mekana değil, fiilen bağlanmış değil ama genel yüzeye ilişkilendirilmiş proje öyle diyelim.
çok profesyonelce ve özel olarak şey edilmiş. Tabii ki bu bize ayrı bir şey veriyor. Bunun ve bu binaların inşaatı zaten ayrı bir şey istiyor. Bir zanaati beceri istiyor ve özel bir yan sanayi istiyor, öyle diyelim. Çünkü normal şeylerin ötesinde üretilen birçok modül özel olarak o binanın sadece bina için değil, binanın o parçası için üretiliyor. Evet. Yani her segment kendisi bir sonraki, yani simetri burada farklı çalışıyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Eski medeniyetler, evet, bu da şey, çağdaş şeyde, uzak doğuda ve yakın doğu, bizim yakın doğudaki birçok şeydeki yapılara göndermedir bunlar. Bu arada İstanbul'da şöyle böyle bir yerler var. Bilmiyorum Ziya Hadid'in de hali var mı ama Kanyon Alışveriş Merkezi, Zorlu Center çok, gibi. Çok çok andırıyor bizim o yapıları. Kanyonun kendi içerisinde hem açıkta, aynı hem kapalı, hem kapalı devre sokaklar mantığıyla tasarlandı. Kendi içinde özgündür tabii. Birçok AVM yapısından Vallahi farklı. Kanyon, yani reklama girmesin de, benim en çok vakit geçirdiğim yerlerden biri. Meydanların olmadığı bir yerde hakikaten evet, maalesef nefes alınacak yerler oluyor. Tabii ki. Ben de mesela çok beğeniyorum açıkçası. Ruhumuz arar ya. Ruhumuz arıyor üstadım. Aynen öyle. Aynen öyle. Ruhumuz arıyor. Şimdi bu şeyden tabii, o futuristik dediğimiz Celal Zahadid'in bir mobilya türetimleri de vardı. Hatta İstanbul Modern'de hatırlıyorum, bir serginin de olması lazımdır. O hem mimarisiyle hem şeyle ilgili. Bunlar tabii birçok şey, projesel boyutlar vardır. Muhteşem Bu tasarım. binaların tabii artıları ile beraber şeyleri vardır, eksileri vardır. Bu kritik çok eskidir. Oscar Niemeyer'i biliyorsunuz, Brezilya kentinin baş mimarı. Oscar Niemeyer. Onun döneminde de çok kritik aldı bu tür mimari yaklaşımlar. Ki bunlar çok daha Niemeyer döneminin sonrası ve çok daha irrasyonel tarafı vardır. Bunlar kör noktaların olduğu, kullanışı zor, tamiratı ve bakımı çok çok daha zor olan mekanlar, çok masraflı bir yerler. Bu havalandırma, ışıklandırma problemleri artı Evet. fonksiyonel kullanımında sıkıntılar olan şeyler, ama estetik şeyler böyledir. Makro estetik, hyper estetik çok farklı bir şeydir. Hocam Bu zaten sefer bu insanlar biraz tasarımda imkan araştırıyor gibiler. Yani doğrudan son yaşam alanlarını tasarlamıyorlar da bir imkan araştırıyorlar. Yani neler yapılabilir, nasıl dönüştürülebilir? Şimdi mesela Ziya Hadid'in çizimleri müthiş göz alıcı ama içinde yaşanabilir gibi gözükmüyor. Hani tam insana uyumlu değil. Sadece insan zihninin imkan araştırmaları gibi. Şimdi çok ilginç bir şey var. Tam bu sürede Salvador Dali'nin bir deneysel dönemi var ya, o bir sürrealistik yapıyı keşfediyordu ve onun atmosferik özelliklerini, yani dokusunu, derinliklerini keşfetme dönemi vardı. O dönemde bir resim var. Maksimum, tabii ki hyperrealist boyutta yapılmış bir mekandır. Mekanın içerisinde mobilyalar, nesneler vardır ama bunlar hepsi bir koyun dokusu. Koyun postu ve koyun hayvanların yapısından oluşturulmuştur. İşte irreal anlamda zihinde bu konular çok cazip durabiliyor. Bunu birebir dışarı aktardığınız zaman çok frapan oluyorlar. Salvador Dali bunu anladı ve kendi atmosferik yorumsal realitesini keşfetti. Yorumlayarak yaptı onu. O estetik kaygılarla renk, doku, kompozisyon ve ögeleri ve sembolleri üreterek, semboller derken var olan sembolleri yorumlayarak üretti. O aklında olan birebir aktarım konusunun yanlış olduğunu anladı. Şimdi bu sadece Salvador Dali örneğinde verdiğim şey onun için geçerli değil. Mimarlar için de çok geçerlidir. Akılda bunlar inanılmaz, uzay filmi gibi, bilim kurgu filmi gibi çalışır. Yani insanın algısında. Ama sınır bunu yok. Birebir dış aktardığınız zaman fonksiyoneliteden çok uzak kalır. Bunun hatta şöyle bir tarafı da var. Benim öğrenciler bana sorardı ki, Star Wars, Stargate filmlerinde bu mimariler, nesneller, uçaklar,
bir sürü aygıt vardır, değil mi? O kahraman, film kahramanlarının kullandığı. Bütün çocukların bunlarla geçti vallahi. Ha, onlar şimdi buradaki aygıtlar, her şey nasıl tasarlandı ve bu bütünlük nasıl sağlandı? Şöyle bir örnek verdim. Çocukken ben sormuştum büyüklerime de ki o dedi ki Ali niye resim yapmıyorsun diye dedelerinden biri sordu. Ben dedim ki ben artık bütün resimleri yaptım. Ne demek dedi bütün resimleri yaptım? Yani gemi yaptım, ne bileyim lamba yaptım, işte ağaç resmi yaptım. Çocuk şöyle bir cevap. Biliyor musun? Her şeyi yaptım, artık yapmaya gerek yok. O dedi ki bak senin tıkandığın noktada biz dedi nasıl çözüm buluyoruz biliyor musun? Biz eski alfabeler var ya üstadım, benim kastettiğim hieroglif yapısı mesela. Hieroglif ya da eski yazıların kendinin eklektik yapısı. Bunları bir kuş bakışı, bir binanın görünüşü gibi düşünün. Tepeden bir kuş bakışı bakıyorsunuz yukarıdan. Bu resim var ya, bu oluşan geometrik biçim var ya, bunun kendisi kendi pencere şeklini, orantılarını, üslubunu, dokusunu, her şeyini kendi doğurur, kendi içinden. Dediğim gibi hiçbir şey anlamadım o zaman. Daha sonra üniversitede bunu temel derslerden birinin şeyini yaptım. Son sınıf öğrencileri için kreatif ders, yani tıkanmaları aşmak için ya da bizim kendi algımızın tıkandığı noktaları çözmek için kullandığımız bir noktadır. Hatta denilenlere göre mesela Taj Mahal öyle tasarlanmıştır. Şey olarak. Mesela Hindistan mimarisindeki simetri ya da asimetri konusundaki şey, geleneksel mimarisini biliyorsunuz Hindistan'ın. Onlar asimetriktir. Şeyleri var. Yapısal asimetrinin ihtişamı var orada. O da ayrı bir buluştur. Bunu simetri can kurtarıcıdır. Biz bunu daha ireli bir şey gibi görürüz ama değildir. Yani evet, bir keşiftir. En kolay akıl edilebilecek estetik uyarandır. Bir şeylerden biridir. Hatta mesela Cihan Şah denilene göre Hindistanlıları hep kulaklarını çekiyormuş da mimarları. Ki simetriyi ben size öğrettim. Yoksa hiçbir şey bildiğiniz yoktu dermiş. Peki hocam, sona doğru gelirken şimdi sanat ve estetik hem işte durumumuzu anlatan, geçmişimizi okumamızı sağlayan çok önemli bir şey. Aynı zamanda şu anki halimizi analiz etmemiz için güzel bir duruş noktası. Yani estetikte, efendim sanat üretmede, yeni estetik değerler ortaya koymada ne derece işlevseliz vesaire. Burası tabii daha çok su götürür ama bunun geleceği. Mesela Mars'a gideceğiz şimdi insanlık olarak. Siz o konuyu açmıştınız. Yani Mars'ta nasıl bir medeniyet, nasıl bir estetik? Şimdi bu soru benim için de şu açıdan önemli. Biz özellikle Türkiye'de son 20 yıldır, hatta daha spesifik yapayım, son 5-10 yıldır üniversite kulüplerinde kurulan yeni kulüplere en çok koyulan isim kelimesi, yani isim tamlamaları için en çok geçen kelime medeniyet kelimesi. Yeni medeniyet, medeniyet kulübü, medeniyet inşa kulüpleri falan. Şimdi böyle sürekli bir medeniyet lafı geziyor. Ben en çok özgürlükten bahsedenlerin köleler olduğunu düşündüğüm için bu medeniyet vurgusu da beni çok stres yapmaya başladı. Demek ki yeni bir medeniyet yaratmada hissettiğimiz içsel yetersizlik biraz dışa vuruyor gibi. Yani yeni bir medeniyet aynı zamanda yeni bir estetik, yeni bir algı demek. Bu algıyı oluşturabilecek olan zihinsel kodlardan galiba biraz eksik olduğumuzu düşünüyoruz. Belki doğrudur. Hani çünkü dünya ile ilgili derinleşmeye bağlı bir şey o estetiği üretebilmek. Şimdi ama Mars'a gitme planı da biz yapmıyoruz doğal olarak. Başkaları yapıyor. Orada acaba nasıl bir medeniyet, nasıl bir estetik, nasıl bir şey üretilecek, neler olacak? Bu konuda bizim durumumuzla da kıyaslayarak neler söylemek istersiniz? Çok sizinle konuşmuştuk, çok keyifli bir konu. Çünkü sıfır noktasında öyle bir şans doğuyor insanlık için. Başka, yani varsayalım ki gittik. Yani inşallah gerçekten mümkün olur öyle bir şey. Biliyorsunuz hala teknik nedenler ve şeyler, acabalar çok konuşulur. Bir Mars resmi koyayım şey, havaya girelim dedim. Mars tabii. Kızıl gezegen. Şimdi şöyle, biz bir medeniyet kültür taşıyıcısıyız.
Bunu kendi içimizde taşıyoruz. Ama bunun sebebi, neden taşıdığımız konusunu tırnak içinde dert etmiyoruz. Şöyle öğrencilerime şunu soruyorum. Siz Mars'a geldiniz, kaşifsiniz, ilk gelenlerdensiniz. Diyelim ki Budistsiniz. Budist olmanın Mars'ta bir anlamı var mı yok mu diye sordum. Yani aşağı yukarı neredeyse 10 öğrenciden 9'u anlamı yok dedi. Çünkü taşıdığı kültürolojik medeniyet formatı aidiyetle ilgili. Bireyle ilgili değil. Çok güzel. Bunu sorguladığında boşta kalıyor. Bunu bir vurgulamak lazım. Yani bu düşündüğümüz şey aidiyetle ilgili. Bir bütün inançlarımız, kodlarımız, toplumlarımız. Evet. Dünyada yaşıyoruz. İnsanız. İnsan olduğumuz için işte bu kültürlere aitiz. Bu kültürlerin kendisinin içerisinde her şeyi kendimize ait olarak görüyoruz. Bu hem dilimizdir, inançlarımızdır, her şeydir. Bunların hepsini sağlayan büyük bir sistematik var. O sistematiği ruhumuzda, aklımızda, fikrimizde, zikrimizde taşıyoruz. Şimdi bunu alıp da sıfır noktasına geldiğiniz zaman bu ben miyim? Bu benden mi? O benden de ben ondan mıyım? Sorusunu sorabilmemiz lazım. Bu neden önemli? Bu şunun için önemli. Gerçekten geliştirmek için, gerçekten ileriye gitmek için, gerçekten geçmişi gelecekte yaşatabilmek için. Yani bunu kastedip tekrarı kastetmiyorum. Yani kökleriyle beraber gelecekte olabilmek için. Öyle demek daha doğru olur. Bunu yaşatmak için içselleştirilmesi lazım. Ve bu taşıdığın kültürolojik yapının, ki bu her şeyimiz, bütün varlığımıza, bütün medeniyetimizdir. Onun bütününün şeyi, varlığını sürdürebilmesi için içselleştirilmesi lazım. Yoksa tamamen bir aidiyetle geldiği için aidiyetle de gidiyor. Çünkü gittiğiniz mekanda 2x2=4 yani toplum yok. İnsanlar yok. O yapıtlar yok. O ihtiyaçlar değişti. Yeni baştan bir şey inşa edeceğiz. Hocam sıfır, burada... Bunu nasıl icat... Şimdi aynen o ilkel insana geldik. Özümüzdeki var olan dürtüler boyutunda, içgüdüler boyutunda, ifade dürtüsü diyelim değil mi üstadım? Buna doğru mu olur bilmiyorum. İfade dürtüsüne güvenerek edindiğimiz bilgileri yeniden harmanlamamız gerekmez mi? Aynen öyle. Yani özellikle de yani insanın on binlerce, yüz binlerce yıldır içinde getirerek doğduğu o fabrika ayarları dediğim temel ihtiyaçlar çerçevesinde, yani oraya giden insan tek başına da gitse, küçük bir grupla da gitse diyelim Mars'a ilk gittiğinde, oraya da bir kültür taşıyacak aslında. Ve belki farklı milletlerden, farklı kültürlerden atıyorum 100 kişilik bir ilk kolonizasyon ekibinin gittiğini düşünelim. Onlar mecburen ortak bir kültür oluşturmak zorunda kalacaklar. Ve bu oluşturdukları ortak kültürü de hemen yarattıkları yeni ortama yansıtmak zorunda kalacaklar. Çünkü hani bu önceden projelendirilebilir, tasarlanabilir bir şey gibi değil. Orada hani böyle yaşarken ortaya çıkacak, akışta ortaya çıkacak bir şey gibi geliyor bana. Bir de bilmiyoruz yani. Ya buradaki kültürü oraya taşıyacağız ya da bu mümkün olmayacaktır. Muhtemelen. Mümkün olmayacaktır şöyle. Oradaki insan yeni bir şey isteyecektir. Farklı olmak isteyecektir ve dünyayı bir daha iyi anlamda kötü anlamda fark etmez. Tırnak içinde tırnaksız taklit etmek istemeyecektir. Tabii 10 ay yol gittik hocam boşuna mı gittik falan diye burada yeni bir şey yapalım. Yani. Ha, ve neden olmasın şeyi? Bu zamanında Amerika biliyorsunuz İngiliz kolonisi olarak başladı. Müstakil devlet olarak bitirdi kendi tarihi şeyini, yapısallığını ve devam ediyor müstakil olarak. Şimdi bu kırılma noktaları dünyalı olmakla Marslı olmak arasındaki olan kırılma noktasını yaşayacaklar. Toplum olarak yaşayacaklar ve kesinlikle daha özgün, daha farklı ifade şekilleri arayacaklar. Ama temel olarak aynıyız. Ben %100 eminim ki oradaki insanları kendi, yani abstrakt konuşuyorum, yani soyut konuşuyorum, haline bırakırsanız da yine kaya resimlerinden başlarlar. Hocam bu arada ben enteresan bir ders çıkardım. Bilmiyorum doğru mu?
Muhtemelen Mars'a gidecek ilk kolonide biz olmayacağız. Belki şu anda bebek olanlar bile zor yetişir bilmiyorum ama eğer bundan biz kendi şahsımıza ve bugünkü gençlerimize, topluma bir ders çıkaracaksak, yeni bir medeniyet atılımı, yeni bir estetik dalı damarı ortaya çıkabilmek için biraz kendi Mars'ımıza göçmek lazım galiba. Yani biraz bu, değil mi? Kolonize olmak lazım. Yani öyle bir şey yapmak gerekiyor. Şimdi Avrupa kültürolojisinde şey var ya, mesela işte kültür kentleri, kültür şeyleri, kolonilerinin oluşturulmasının arkasında bunlar yatar. Hatta onların tüzükleri ya da şeyleri, bir memorandumları vardır kendilerini tanımlamak adına. Onlarda görüyorsunuz, yani bu tanımsal şeyler geçer. Özgünlük, özgürlük ve medeniyet aynı düzlemde konuşuluyor. Ve tabii ki medeniyet olmadan özgürlük olmuyor, özgürlük olmadan özgürlük olmuyor. Ve özgürlük derken, yani biz sizinle o baştaki düşündüğümüz konuyla tam şimdi temas ediyoruz. Bütün bu konuştuklarımız insanın varlığındaki bütün bu özelliklerle beraber ifade şeklinin, bütünün harmanı zaman içinde. Ve bugünü, geçmişi ve geleceği bağladığımız anda özgürlük, özgürlüğün temel şeyidir, maddesidir aslında. Yani bu her istediğimizi yapmak didaktik oluyor çok da, yani özgürlük öyle bir şey değildir tabii ki. Değil tabii ki. Bu bizim varlığımızla isteklerimiz, şeklimiz arasındaki uyumla ilgili bir şey. Hocam, ben özgürlüğü hayalini gerçekleştirebilme yolunda istemesen de, dürtülerin izin vermese de, seni gözünü korkutsa da adım atabilme yeterliliği olarak düşünüyorum özgürlüğü. Yani kendi hayallerin doğrultusunda gidebiliyor musun? Şartlar ne olursa olsun. Senin için istemese bile, yani böyle içinde korksan bile, ne bileyim çekinsen bile, gerçek özgürlük o ki dürtülerinin aleyhine hareket etmek. Yani ben yapacağım abi bunu. Ve işte bu yeniyi yaratan insanlarda da biraz böyle bir şey görüyoruz ortak olarak. Siz bir şey söylemiştiniz muhabbete başlamadan önce. Estetikse doğrudur, estetikse mantıklıdır diye. Ben özellikle bunu bir ölçü olarak koyabilmek istiyorum. Yani bu özgürlük konusunun içerisinde yaptığımız, ettiğimiz şeyler, ürettiklerimiz derme çatmaysa, kiçse, yani böyle uyumsuzsa, rahatsız ediyorsa orada bir sorun vardır. Ama estetikse, ben öyle anladım onu. Yani bir güzellik çıkıyorsa ortaya, iyi gidiyoruz diye düşünebilir miyiz? Şöyle, bu bir kıstas ve medeniyetleri de irdelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Çirkinleştiği zaman medeniyetler, ki bu aynı zamanda sadece estetik değil, aynı zamanda şey, felsefelerin, yaşam felsefesiyle ayrışmaları, denilenle yapılanlar arasındaki farklar vesaire, distortionlar diyelim ya da kataklizmalar dediğimiz dönemlerde, kataklizmlerden oluştuğu dönemlerde, bunu yapay olarak oluşturulan dönemler vardır. Yani tabii doğal afetlerle de ilgisi olanlar vardır, fark etmez. Bu dönemlerde insan bunu sorgular ve kesinlikle ayrışıma gelir. Şimdi şöyle bir indirekt, ilginç bir şey söyleyeyim size. Litvanya'da bir gezi sırasında bir felsefeciyle karşılaştık. 1976 senesi. Çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, biliyor musunuz gençler? Adam aynı zamanda teosofi hocasıdır. O zaman öyle, onlarda vardı, öyle bir fakülte vardı, teosofi şeyi. Bizim için de o yıllarda çok ilginç, yani çok bilgi yok ya o konuda. Merak ettik. Dedi ki, biliyor musunuz, insanlar kendileri cennete ve cehenneme gider. Siz zannediyorsunuz ki melekler götürüyor sizi. Olur ya böyle, geçeceksin işte o güne geldikte sonra, insan ölüm saatinden sonra. Siz kendiniz gidiyorsunuz dedi. O ilginç bir felsefi bir model bu. İnsan kendisi seçiyor doğruyu ve yanlışı. İnsan kendisi geliştiriyor bu konudaki distorsiyonları. İnsan estetik hayranıdır ve estetikle yaşar. Dediğim gibi çok karmaşık bir teknik aygıt karşınıza çıkar. Olur ya sahaflarda falan da, 1950'lerin ne bileyim haberleşme aygıtları falan vardır ya, böyle değişik radyolar vesaire. Onların kapağınızı açtığınız zaman kesinlikle eski radyolarda bu vardır.
dış cephesindeki güzelliğin ötesinde iç güzelliği vardır onun. Açın, lambalı şeyin bir şehir modeli kadar keyifli, anlamlı bir şekli var. Bu nesnelin anlamlı ve çalışılabilirliğini gösteriyor. Realitif yapısını gösteriyor. Mesela bu estetikte paradokslar olmakla beraber ki bu da mevcuttur. İstisnalar kaideyi bozmuyor. Mutlaka bir şeyin varlığını sürdürebilmesi için estetik yapısının olması lazım. Bu onu yaşatan şeylerden biridir. Bir göstergedir. Bu tabii ki estetik kaygıyla yapılmış bir nesnel değildir bunlar ya da bir kurgular değildir. Bunlar doğru yapıldığı için estetikler. Öyle düşünelim. Yani insan bunu dediğim gibi özünde dürüsttür. Olmak zorundadır. Ahlaklı olmak zorundadır. Yaratıcı olmak zorundadır. Çalışkan olmak zorundadır. Ki insan olabilsin. Evet. Yani bir o şekli alabilmesi lazım. O şekille olan teması ancak bu boyutlarla oluşabiliyor. Şimdi biz bunu, bu bir didaktik, nasıl söyleyeyim, eğitim şeyi değil. Yani tiradı değil. İnanın ki değil. Oluşabilmesi için basitten, mesela şöyle bir örnek vereyim. Çok yaygın olan yoga vardır değil mi? Yapıyoruz, bunun için çok ustalarımız var falan var. Ama hiçbir zaman Hindistan'daki gibi yapamıyoruz değil mi? Çünkü bizim için yoga spordur. O kadar. O yapan için farklı bir şeydir. Evet, anlamsal. Siz onun maksimumlarına gelemedikçe bu tür kurguların, o orada kalıyor. Kendi evrimini evet. Bitiremiyor. Aynen öyle. Ve o estetiği yakalayamıyorsunuz. O yarım kalıyor. Evet, vallahi hocam şey gibi oldu ya bugün, böyle bir full ders gibi oldu yani değil mi? Estağfurullah. Vallahi güzel oldu. Biz yani. Böyle bir konsept çalışmaları aslında ben çok önemsiyorum internet üzerinde. Yani inşallah bizim Açık Beyin'in de bunun üssü olmasını istiyorum. Sizinle de bu tarz böyle hani belli bir konsept çerçevesinde konuları toparladığımız bir şey yapalım. Bizim genellikle Ali Hirsçi Hoca ile bir araya geldiğimizde toparlanmamız oldukça zor oluyor. Yani biz polis soruyla toparlanabilen ikilileriz. Karşılıklı muhabbet etmesi çok zevkli. Hocam yaklaşık 1,5 saati geçtik. Dolayısıyla bunu YouTube'da ekleyeceğimiz için. Ben burada bir finalize edeyim. Hocamla daha sonra buluşmanın da ön sözünü alayım. Yine özellikle ben bir yapabilirsek, hocamın bize yaptığı bir çizim demonstrasyon dersi vardı kısa. Onu böyle bir sohbetini etmek isterim. Hocanın hani sanatsal tarzının gelişimi ve onları nasıl yaptığı konusunda hemen arkasında mesela bir örnek görüyorsunuz hocanın böyle üst tarafta. O örnekleri nasıl çizdiğine dair de bir ufak onun felsefesine dair de inşallah hocadan bir ders dinleme imkanımız olur. Memnuniyetle. Hocam ben zanaate boyutunu bile anlatırım. Yeter ki dinleyelim. Eyvallah. Eyvallah. Harikasınız. Hocanın en güzel tarafı yani her şeyi anlatır. Yani her şeyi anlatmak için gerçekten içinde böyle bir ateş var. Ondan istifade etmek bizim de çok hoşumuza gidiyor. Bugün vaktini ayırıp da bu bayram günü özellikle bizimle beraber olduğu için. Sağ olun, iyi bayramlar. Sevgili Ali Hirsçi hocamıza çok teşekkür ediyorum. İnternete girin, hocayla daha yakından bir tanışın. Bu dersi yalnız 2-3 tur izleyin. Öyle bir kere izleyince olmaz, ben size söyleyeyim. Ve daha sonra yine eylemlerimiz devam edecek diyerek hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum. Hoşça kalın. Hocam tekrar teşekkürler.